ile görevini temsil eden Sinop'umuzun vedar iftarı gururu, kendi öz çocuğumuz, özüyle, sözüyle bir sevilen sanatçımız, işte karşınızda Cemil Kaya. Alkışlarınızla. Bu kadar mı? Daha hızlı. Daha. Evet, alkışlar. Alkışlar. Dosyebildiğim kollar beni sırtımdan vurardı. Çok aç kaldım, susuz kaldım, habertlere eğilmedim. Beni seven dostlarımla bu günlere böyle geldim. Çok aç kaldım, susuz kaldım, habertlere eğilmedim. Beni seven dostlarımla bu günlere böyle geldi. Ellerle beraber aç sarayı. Dostiyebildiğim biri hayatımı zehir etti. Seviyorum diye beni yüzüme gülen serseri. Dostiyebildiğim biri hayatımı zehir etti. Çok aç kaldım, susuz kaldım, davetlere eğil. Beni seven dostlarımla bu günlere böyle gel. Şimdi çok aç kaldım, susuz kaldım, davetlere eğilmedim. Beni seven dostlarımla bu günlere böyle geldim. Şimdi. Şemsiniz yanıyor saraydı bu akşam, yanıyor. Yollarıma diken oldum, ekmeğime zehir kattım. Bu acıyı sen de tattın, beni sırtımdan vurandın. Yollarıma diken oldum, ekmeğime bu acıyı sen de tattın, beni sırtımdan vurandın. Çok aç kaldım, susuz kaldım,
davetlere eğilmedim. Beni seven dostlarımla bu günlere böyle geldim. Şimdi çapa çaldım, susmuş kaldım, davetlere eğilmedim. Beni seven dostlarımla bu günlere böyle geldim. Beni sırtımdan vurdular. İyi günde dost olanlar zor günümden kayboldular. Çok güvendiğim dostlarım beni sırtımdan vurdular. Çok aç kaldım, susuz kaldım, mametlere eğilmedim. Beni seven dostlarımla o günlere böyle geldim. Çok aç kaldım, susuz kaldım, davetlere eğilmedim. Beni seven dostlarımla o günlere böyle geldim. Eyvallah, alkışların elleriniz dert görmesin. Bir kez daha kendinizi alkışlayın. Şöyle güçlü bir duyun bakayım saray düzü. Tam burada bakıyorum 14 bin civarında insanımız var. Ama siz 114 bine bedelsiniz. Gerçekten muhteşemsiniz. O güzel alkışlarınızda kurban olurum. Tekrar hoş geldiniz, şerefler verdiniz efendim. Evet, ekranların başında bizleri izleyen siz değerli gönül dostlarımız ve bu akşam Sinop Saraydüzü meydanını dolduran başta hanımefendiler olmak üzere hanımefendiler, beyefendiler, hepiniz Cemil Kayaşova ve Sinop Saraydüzü Belediyesi'nin düzenlemiş olduğu ortak konsere hoş geldiniz, şerefler verdiniz efendim. Bizlere bu imkanı sağlayan ve sizin gibi çok değerli Saraydüzü halkına, bu güzel akşamı yaşamasına sebep olan Saraydüzü Belediye Başkanı, değerli dostum, değerli abim, Sayın Hasan Tekel'e de ayrıca alkışlamanızı istiyorum. Kendisine de çok teşekkür ediyorum. Çok sağ olsun. Çok sağ olsun. Tabii ki değerli dostlar, dostluklar kolay oluşmuyor. Arkadaşlıklar kolay oluşmuyor. Bizim 6 yıldır her hafta yaptığımız bütün programlarda hemen hemen değerli başkanım, can dostum Hasan başkanım her zaman arar beni. Program öncesi, program sonrası devamlı görüşürüz. Gene çok değerli belediye başkanım Durağan'ın Güzide ilçemizin başarılı belediye başkanı, yine Ali Baba, Ali Dalkılıç, o da aramızda, hoş geldiniz. Her zaman bana dostane sitem ederler. Cemil Kaya, hep ayancık, hep sahil. Ya kardeşim, gel bir de iç bölgeye, bizi de gör. Ne demek başkanım, siz bizi davet edersiniz de biz gelmez miyiz dedik. Ve onları kırmadık, buradayız. İyi ki buradayız, çok samimisiniz, çok sıcaksınız. Ayrıca ben sizlere tekrar teşekkür etmek istiyorum. Kısmet olursa 21 Temmuz'da Durağan'da olacağız. Durağan Meydanı'ndan Cemil Kayaşoğlu sizlere seslenecek.
Tabii ki 14 Temmuz'da da gene Sinop Gerze'den sizlere sesleneceğiz. Bu sene Sinop yöresinde yaptığımız konserler Cemil Kaya Show'un ikinci yılı ve iki yıl üst üste Sinop'ta program yaptığınız zaman ne oluyor? Kültür anlamında Kültür Bakanlığı'ndan destek alabiliyorsunuz ve Kültür Bakanlığı'yla birlikte çalışabiliyorsunuz. İnşallah kısmet olursa seneye daha geniş kapsamlı böyle güzel organizasyonlarla değerli belediye başkanlarımızla birlikte sizlerin karşısında olacağız. Tabii ki biz sizleri seviyoruz. Sizlerin bizlere ettiği sitemlere kulak veriyoruz. Bizleri sevdiğiniz için ilçenizde görmek istiyorsunuz. Ama bazen de gelemiyoruz, uzak kalıyoruz. İnşallah uzak kaldığımız yerlere de gideceğiz. Gitmediğimiz ilçe kalmayacak. Evet, bu akşam bizlere destek olan değerli sponsorlarımız var, değerli dostlarımız var. İlerleyen dakikalarda onları da anons edeceğiz. Hemen bir kızımız var, onu alkışlarla davet etmek istiyorum. El alkışlıyoruz. Sayın Cemil Kaya, ilçemize hoş geldiniz, buyurun. Teşekkür ediyorum, güzel kızımızı da alkışlıyoruz. Teşekkür ediyoruz. Evet değerli dostlar, folklor ekibimizi almak istiyoruz. Aramızda folklor ekibimiz var. Güzel Sinop'umuzun, güzel Saraydüzü'nün güzel kızları var. Onları davet etmeden önce Sinoplu iş adamımız Sayın Değerli Başkanımız Cevat Güleç aramıza katılar. Sayın Başkanım hoş geldiniz. Gene Sinop derneklerine çok emeği olan, göz bebeğimiz olan değerli iş adamlarımızdan Ramazan Ulu aramıza katıldılar. Hoş geldiniz. Şerefler verdiniz efendim. Evet arkadaşlar, bir eser daha alalım. Ondan sonra folklor ekibimizi alalım. Biraz bekletelim folklor ekibimizi. Evet hocam. Haydi bakayım. Döktür. Biraz daha. Misket vidayda oynar da ince belli kızları. Misket vidayda oynar da ince belli kızları. Evinizin önünden ben gece geçtim duydun mu? Evinizin önünden ben gece geçtim duydun mu? Pencereye tıkledim de sevdiğim uyudun mu? Pencereye tıkledim de sevdiğim uyudun mu? Şimdi haydi hep beraber eller havada görmek istiyorum. Eller canlı canlı canlı. Helal olsun. Haydi maşallah. Döktür döktür döktür. Parlasın Ali abi. Haydi. Döktür döktür. Tren gelir yayladan da tekerleri aynadan. Tren gelir Sinop'tan da tekerleri aynadan. Ayşem senin sevdandır da beni çalıp söyleden. Ayşem senin sevdandır da beni çalıp söyleden. Evinizin önünden de gece geçtim duydun mu? Evinizin önünden de gece geçtim duydun mu? Pencereye tıkledim de sevdiğim uyudun mu? Pencereden bak dedim de
sevdiğim uyudum. Şimdi beraber. Helal olsun. Haydi bakayım. Haydi falan. Er Yaman'dan, Sincan'dan da kahve içtim fincandan. Er Yaman'dan, Sincan'dan da kahve içtim fincandan. Bu gece gelecektim de korktum deli yalandan. Bu gece gelecektim de korktum deli yalandan. Evinizin önünden de gece geçtim duydun mu? Evinizin önünden de gece geçtim duydun mu? Pencereye tık dedim de sevdiğim uyudun mu? Pencereden bak dedim de sevdiğim uyudun mu? Evinizin önünden. Evinizin önünden de gece geçtim duydun mu? Pencereye tık dedim de sevdiğim uyudun mu? Pencereden bak dedim de sevdiğim uyudun mu? Eyvallah. Kapısının önünden gece geçmiş ama sevdiği de beklemiş, beklemiş gelmemiş. Gelmeyince de uykusu gelmiş yatmış. Evet değerli dostlar, Sinop Saraydüzü'nden Cemil Kaya Show yayınına devam ediyor. Evet, güzel Sinop'umuzun, güzel Saraydüzü'nün güzel kızları karşınızda olacak. Alkışların en büyüğü onlara gelsin. Türk Aylar Yatılı Bölge İlköğretim Okulu folklor ekibini alkışlarla sahneye davet ediyoruz. Eller havada canım bahçelerdeki
Güzeller havada beraber. Darılmasın.
Ver coşkuyu. Teşekkür ediyoruz güzel kızlarımıza. Ellerine yüreklerine sağlık. Evet değerli dostlar. Nasıl? Eğleniyor muyuz? Saray düzü. Duyamadım. Bu kadar olmaz. Saray düzü eğleniyor muyuz? Muhteşemsiniz. Evet değerli dostlar, geldiği günden bugüne kadar çalışmalarıyla, efendi kişiliğiyle, mütevazılığıyla Saray düzü ve çevre köylerin kalbini, yüreğini, sevgisini kazanan o güzel başkanımızı, Saray düzünün çalışkan belediye başkanını alkışlarla konuşmasını yapmak üzere sahneye davet ediyorum. Saray düzü belediye başkanımız Sayın Hasan Peker alkışlarla davet ediyorum. Evet sen bileceğim. Başkanım buyurun. Sağ ol, teşekkür ederim Cemil Bey. Saygıdeğer Saray düzlü hemşerilerim, kardeşlerim, Boyabat'tan, Durağan'dan ve köylerimizden gelen tüm hemşerilerim. Bu programımıza hoş geldiniz. Hepinize ayrı ayrı teşekkür ediyorum. Özellikle bizi kırmayarak buraya gerçekten bizi mutlu etmek için, bizi bu gece böyle bir gece yaşatmak için İstanbul'dan kalkıp Mavi Karadeniz ekibiyle, saz ekibiyle, ses ekibiyle buraya gelip bizlere bu geceyi yaşatan Cemil Bey'e Sinop'umuzun gururu, şerefimiz, hoş geldin diyorum tekrar huzurlarınızda. Sağ olsun, var olsun. Yine bu geceyi görüntülemek için aramızda bulunan sayın basın mensubu arkadaşlarımız, sizler de hoş geldiniz. Yine bu gecenin organizasyonun olmasında emeği geçen, isim isim saymayacağım. Çünkü burada zaten bütün sponsorlarımızın isimleri var. Hepinize ayrı ayrı hoş geldin diyorum ve bu sponsorluğunuz için de Cenab-ı Allah sizlere daha bol kazançlar versin. Sağ olun, var olun. Ve şunu da Saray düzü halkımla paylaşmak istiyorum. Bu programın, evet biz organizasyonu yaptık ama belediyemiz bütçesinden kesinlikle 1 lira aktarmadık. Sağ olsun sponsorlarımız, var olsunlar. Onlara da ayrı ayrı teşekkür ediyorum. İnşallah Cenab-ı Allah nasip ederse bu programı seneye daha farklı bir şekilde festival noktasında yapmak için ilk adımı attık. 4 yıldır yapamadık. Hep gittik köylerimizde, şenliklerde konuşmalar yaptık. Bir de istedik ilçemizde, ilçe merkezinde olsun. Bir ilkti. Belki ufak tefek acemiliğimiz vardır. Hepinizin affına sığınıyorum. Var olun, sağ olun. Tekrar hoş geldiniz. Teşekkür ediyoruz başkanım. Çok sağ olun. Sizi bırakmıyoruz. Folklor ekibimizin bir plaketi olacak. Onları bekletmeyelim o güzel kardeşlerimizi. Biz hocamızı davet etmek istiyoruz. Plaketini almak üzere. Başkanımız da buradayken plaketini vermek istiyoruz. Plaket değil, hediye. Tamam, hediyesini verelim. Evet hocamızı alkışlara davet ediyoruz. Folklor ekibimizin hocasını. Folklor ekibini ön tarafa alalım, bir hatıra resmi olur. Evet çocuklar ön tarafa, folklor ekibi. Evet alkış yok mu folklor ekibimize? Hocam hoş geldiniz. Hocama hemen bir iki cümle. Tamam. Evet hediyeleri geliyor. Folklor ekibimizin hediyelerini hemen takdim edelim. Nasıl, beğendik mi folklor ekibimizi? Hocamı da hemen ekibin yanına alıyoruz. Saray düzü. Ben anlıyorum ki folklor ekibini çok alkışlamıyorsunuz. Ya ben duymuyorum. Bir duyun bakayım şu alkışları. Evet belediye başkanımız folklor ekibinin hediyelerini takdim ediyor kendilerine.
Evet değerli dostlar, Cemil Kaya Show 6. yılında Sinop'ta her ilçede sizlerin karşısında olmaya devam ediyor. Kısmet olursa bundan sonra 14 Temmuz'da haftaya nerede olacağımız belli değil. Kısmet olursa bir yerden sizlere sesleneceğiz. Bizleri izlemeye devam edin. Sinop'ta ve Anadolu'nun çeşitli yerlerinde Cemil Kaya Show'un oluşmasında, sizlerin karşısında olmasında değerli dostum Mavi Karadeniz Televizyonu'nun yönetim kurulu başkanı Sayın Fuat Kuş'a ve değerli dostum Karadavut'a da buradan çok teşekkür ediyorum. Selamlarımı göndermek istiyorum. 6 yıldır bizleri yalnız bırakmayan, her zor günümüzde, her sıkıntımızda bizlerin yanında olan gerek Fuat Kuş, gerek Karadavut, gerek Mavi Karadeniz ailesi, hepsine çok çok teşekkür ediyorum. Evet, alkışlar hem folklor ekibimiz olsun hem değerli dostlarımız olsun. Evet değerli dostlar, yine bu yöreden güzel bir ses, güzel bir yorum. Kendisi Çorum Kargılı, her zaman Sinopların yanında olan değerli bir arkadaşımız, dostumuz. Evet, hazır mıyız arkadaşlar? Hazırız. Siz hazır mısınız? Saray düzü hazır mı? İşte karşınızda o güzel alkışlarınızla Rüştü Şeker geliyor. Rüştü abicim, buyurun, mikrofon sizde. Öncelikle bu güzel eğlenceyi düzenleyen değerli belediye başkanımıza, emeği geçen tüm arkadaşlarımıza, sponsorlarımıza teşekkür ediyorum ve şu anda bizi ekranları başında izleyen değerli kardeşlerimize, buraya kadar gelip bizlere destek olan alkışlarıyla bu güzel insanlara sevgilerimi, saygılarımı sunuyorum efendim. Rüştü abi, siz zaman zaman izliyorum. Tabii ki Saraydüzü'nün çeşitli yerlerinde, Sinopların çeşitli programlarında oluyorsunuz. Sinop, Çorum, sınır. Siz de tam sınırdasınız. Evet efendim. Bir taraf Sinop, bir taraf Saraydüzü. Var mı akrabalık Sinop Saraydüzü? Türk bayrağının dalgalandığı her yer bizim, her yer hepimiz kardeşiz. Evet. Hocam, nazar mı değdi bize bu akşam? Tam program başlayacak, bir yağmur şakası geldi ve şükürler olsun hava şu anda cam gibi. Ben seni bugünler için büyüttüm. Var git oğul, vatanıma hizmet et. Hasretinle gözyaşımı erittin. Var git oğul, vatanıma hizmet et. Server de sır verme sakın düşmana. Yoksa hakkım helal eylemem sana. Ecdadım kan döktü her karışına. Var git oğul, vatanıma hizmet et. Tüm dünyanın gözü senin yurdunda. Sinsice bekliyor kapı ardında. Olma asla ihanetin safında. Var git oğul, vatanıma hizmet et. Aşık Rüştü der ki vatan sevgisi, ordumdur övüncüm gözüm bebesi. Mehmetçik yurdumun çelik kalesi. Var git oğul, vatanıma hizmet et. Vatanıma hizmet et. Evet, alkışlar devam ediyor. Rüştü Şeker. Döktür, döktür. Haydi bak. Şan vermiş bütün dünyaya, düşmana korkulu rüya. Seni doğuran anaya helal olsun Mehmetciğim, Mehmetciğim, Mehmetciğim. Gururusun Türkiye'min, kara hava deniziyle benim en büyük askerim. Mehmetciğim, Mehmetciğim, gururusun Türkiye'min, kara hava deniziyle benim en büyük askerim. Döktür.
barış için koşar, sevgi seni olur coşar. Vatanı millet uğruna şehit gazi. Mehmetçiyim, Mehmetçiyim, Mehmetçiyim. Gururusun Türkiye'nin, kara hava deniziyle benim en büyük askerim. Mehmetçiyim, Mehmetçiyim, gururusun Türkiye'nin, kara hava deniziyle benim en büyük askerim. Fatih Sultan Mehmet Han'ı, çok isimsiz kahramanı, ecdadımın. Mehmetçiyim, Mehmetçiyim, Mehmetçiyim. Gururusun Türkiye'min, kara hava deniziyle benim en büyük askerim. Mehmetçiyim, Mehmetçiyim, gururusun Türkiye'min, kara hava deniziyle benim en büyük askerim. Mehmetçiyim, Mehmetçiyim, gururusun Türkiye'min, kara hava deniziyle benim en büyük askerim. Teknoloji aldı başın gidiyor, kılıcı kalkanı unutma oğul. Yarış ecnebiyle gitme peşinden, aynalı düşmanı unutma oğul. Teşekkür ediyorum. Elleriniz dert görmesin. Vatan bizim vatanımız, asker bizim askerimiz. Kimi alkışlamayacağız da? Biz askerimizi alkışlayacağız tabii ki. Vatanın bölünmez bütünlüğü için, bizlerin huzuru ve güveni için devriye gezen, nöbet tutan askerimizi alkışlayacağız. Bu eseri askerlerimiz için yazdım. Evet abicim, ne okuyoruz? Devam ediyoruz. Rüştü abi, canlı bir parça abi. Olmaz. Canlı oku, cansız oku. Ne okursan oku abicim, ne demek yani? Bu eserde okundan sonra... Çağla Yapı, 1996 yılından bugüne müşteri memnuniyeti sayesinde hızla büyüyen Çağla Yapı, PVC ve mobilyada uzman kadrosuyla her geçen gün yeni modeller üreterek kendi inşaatlarında ve tadilat yaptığı işlerinde beğeni kazanmıştır. Sıhhi tesisat, elektrik, fayans, parke, boya, karton piyer, mutfak, banyo alanında tadilat ve dekorasyon hizmeti de vermektedir. Müşterilerine 24 saat çilingir, acil tesisat ve elektrik hizmeti de veren Çağla Yapı, lüks ve modern inşaatların yeni adresi. Asansörünüz Anka, hayat boyu yanınızda. İşte size Sinop İnşaat'tan fırsat. 8 yıllık tecrübesi ve kalifiye eleman kadrosuyla Yeni Bosna Bahçeli Evler bölgesinde her bütçeye uygun lüks daire ve dubleks dairelerde ödeme kolaylığı. Banka kredisine uygun yeni bitmiş binalar sizleri bekliyor. Geç kalmayın, bu muhteşem fırsatı kaçırmayın. İşte telefon. 0212 503 97 85 0532 664 84 57 www.sinopinşaat.com.tr. Orjin hijyen ve sağlık ürünleri yüz binlerce kullanıcısının memnuniyetini kazanmış Orjin kremi sunar. Orjin kremin kullanımı çok kolaydır. Problemli bölgeye masaj hareketleriyle sabah akşam 5 dakika ovarak sürülür.
Orjin kremin içeriğindeki bitki özleri özel formülüyle uygulandığı bölgede cilde çok kısa sürede nüfuz ederek rahatlamayı sağlar. Her yaştan insanın gönül rahatlığıyla kullanabileceği Orjin krem yıllardır tüm müşterilerimizin memnuniyetini kazanmıştır. Masa başında oturmaktan belimde ve omzumda dayanılmaz sıkıntılar yaşıyordum. Orjin krem sayesinde hem bunlardan kurtuldum hem de sabahları artık daha dinç kalkıyorum. Orjin kremi spordan önce ve sonra hem kendimde hem omzumda uyguluyorum. Mükemmel bir krem. Orjin sayesinde ayakta kalmak eziyet olmuyor. Orjin krem beni hem zinde hem demir gibi tutuyor. Hava ne kadar fırtınalı olursa olsun hiçbir sıkıntı yaşamıyorum. Müşterilerin memnuniyetini arttırmak için birçok kremden faydalanıyoruz. Bu kremlerin içerisinde en çok rahatlatıcı ve en çok güvenilir Orjin kremidir. Orjin kremi eklem yerlerine ve kaslara 5 dakika uygulayarak tüm kasılmaları giderebilirsiniz. Her gün kapalı ortam içerisinde sürekli çalışma içerisindeyiz. Rahatlamak ve vücudumda oluşan sıkıntıları gidermek için denemediğim ürün kalmadı. Bu zamana kadar kullandığım en iyi ürün Orjin krem. Herkese tavsiye ediyorum. Orjin krem tüm sıkıntılarıma çözüm oluyor. Dağda, bayırda hiçbir zaman Orjin kremi yanımdan ayırmıyorum. Bir telefonla kapıma kadar getirdiler bu muhteşem kremi. Günün stres ve yorgunluğunu alıp götürüyor. Daha ne isteyeyim? Orjin kreme kargo ücreti ödemeden sadece 69 liraya sahip olabilirsiniz. Orjin kreme sahip olmak için hemen şimdi arayın. Bu mükemmel ürünün yanında ayrıca her an yanınızda taşıyabileceğiniz 20 lira değerindeki 25 mililitrelik Orjin kreme de bedava sahip olun. Siparişleriniz için 0212 552 1313 0212 552 1313'ü hemen arayın. Çocuklar oyun oynarken kendilerine zarar verebiliyorlar. Orjin kremini çocuğumla da güvenle kullanıyorum. Bu da benim ağzım. Ben inşaat şefiyim ve gün boyu inşaatta yapılan işleri kontrolle mükellefim. Akşama doğru ve akşamları çok yorgun düşüyorum ve sıkıntılarım oluyor. Bu sıkıntılarımı da yine profesyonel bir üründen Orjin kullanarak gidermeye çalışıyorum. Oturduğum yerden kalkamaz olmuştum. Orjin kullanmaya başladım. Şimdi bütün işlerimi rahatlıkla yapıyorum. Bizler yolların kralıyız. Orjin kremlerin kralı. Orjin kremi 2 aydır kullanıyorum. Daha önce nerede böyle oturup da iş yapacağım? Şu an rahatlıkla oturup kalkıp tüm işlerimi yapabiliyorum. İşim gereği günlerce arazide çalışıyorum. Yağmur, rüzgar, soğuk. Beni ayakta tutan Orjin kremdir. Yorucu geçen günün ardından Orjin kremle yaptırdığım masaj sayesinde ertesi güne daha zinde başlıyorum. Orjin kremi yıllardır yüz binlerce müşterimiz kullandı ve memnun kaldı. Yaşlılar, gençler, yürüme güçlüğü çekenler, sporcular. Hayatı daha iyi yaşamak için Orjin kremi kullanmak sizin de hakkınız. Hareketlerinizi engelleyen sorunları Orjin'le engelleyin. Aldığınız üründe seri numarası ve hologram olmasına dikkat edin. Yaşam kalitenizi bozdurmayın. Orjinlenin, rahat edin. Orjin kreme kargo ücreti ödemeden sadece 69 liraya sahip olabilirsiniz. Orjin kreme sahip olmak için hemen şimdi arayın. Bu mükemmel ürünün yanında ayrıca her an yanınızda taşıyabileceğiniz 20 lira değerindeki 25 mililitrelik Orjin kreme de bedava sahip olun. Siparişleriniz için 0212 552 1313 0212 552 1313'ü hemen arayın. Çavuşoğlu Yemenler'den 4 dörtlük kampanya. Banka yok, faiz yok, kefil yok, ara ödeme yok. Havaalanına, Formula 1 pistine, üniversite hastanesine, AVM'lere 4 dakika mesafede çok uygun fiyatla lüks, yeni bitmiş daireler ve sınırlı sayıda iş yerleri. 60 aydan 72 aya kadar sabit taksit seçeneklerini kaçırmayın. Evinizi seçin, peşinat ve taksitlerinizi kendiniz belirleyin. 1200 aileyi daire sahibi yapan Çavuşoğlu Yemenler güvencesiyle siz de bir daire sahibi olun. Bilgi için 216 493 23 62 532 355 71 01 Çavuşoğluyemenler.com İstanbul Pendik'te yükselen değer. Çavuşoğlu Yemenler.
Bu haftaki yolcunun durağı Almanya'nın Stuttgart şehri, Waldorf şehri. Hamburg'a geldik. Aydın'ın Karacasu ilçesi, Baden-Württemberg eyaletinde, Hollanda'nın Amsterdam ve Rotterdam şehri Boergent'teyiz. Yılından bugüne müşteri memnuniyeti sayesinde hızla büyüyen Çağla Yapı, PVC ve mobilyada uzman kadrosuyla her geçen gün yeni modeller üreterek kendi inşaatlarında ve tadilat yaptığı işlerinde beğeni kazanmıştır. Sıhhi tesisat, elektrik, fayans, parke, boya, kartonpiyer, mutfak, banyo alanında tadilat ve dekorasyon hizmeti de vermektedir. Müşterilerine 24 saat çilingir, acil tesisat ve elektrik hizmeti de veren Çağla Yapı, lüks ve modern inşaatların yeni adresi. Asansörünüz Anka, hayat boyu yanınızda. İşte size Sinop İnşaat'tan fırsat. 8 yıllık tecrübesi ve kalifiye eleman kadrosuyla Yeni Bosna Bahçeli Evler bölgesinde her bütçeye uygun lüks daire ve dubleks dairelerde ödeme kolaylığı. Banka kredisine uygun yeni bitmiş binalar sizleri bekliyor. Geç kalmayın, bu muhteşem fırsatı kaçırmayın. İşte telefon. 0212 503 97 85 0532 664 84 57 www.sinopinşaat.com.tr. Edirne'den Kars'a bütün bir arsa, salla Türk'ün bayrağını uzaydan Mars'a. Haydi saray düzenler elle. Düzü derler şirin bir ilçe, coştu gönlüm muhabbete gelince. Canlı! Tepeköy'den ulu kıyı varınca, gel de gör kardeşim bizim elleri. Edirne'den Kars'a bütün bir arsa, salla Türk'ün bayrağını uzaydan Mars'a. Aşık rüştü Cemil Kaya şovunda. Gel olsun. S-
Samsun Vezir Köprü çıkmaz aklımda. Gel de gör kardeşim bizim köyleri. Edirne'den Kars'a bütün bir arsa, salla Türk'ün bayrağını uzaydan Mars'a. Edirne'den Kars'a bütün bir arsa, salla Türk'ün bayrağını uzaydan Mars'a. Edirne'den Kars'a bütün bir arsa, salla Türk'ün bayrağını uzaydan Mars'a. Salla Türk'ün bayrağını uzaydan Mars'a, Edirne'den Kars'a. Evet, hepinizi seviyorum, saygılar, sevgiler sunuyorum efendim. Rüştü abicim, özel bir istek var. Dediler ki düğün günün kutlu olsun. O zaman onu albümden okuyalım hocam, 7. eser. Gelsin. Evet, düğün günün kutlu olsun. Acaba bu sözlerin altında neler var? Mutluluk mu var, hüzün mü var, yoksa terk edilen bir sevda mı var? Üç tane. Varmış yavrum senin. Düğün günün
ver binle atana. Sözünü atmaya bana. Kısmetinde ne varsa o gelecek kaşına. O gelecek kaşına. Elleriniz dert görmesin. Gülen yüzün gülmez oldu. Kızım yuvan mutlu olsun. Gülen yüzün gülmez oldu. Kızım dilin tatlı olsun. Evet hocam, çok güzel bir bağlantı. Evet kızlarımıza, bizim kızlarımız başkalarının gelinleri. Birazdan bir daha. Tabii ki oğlu olanlar oğlunu evlendirecek, kız olan kızlarını evlendirecek tabii ki. Ama burada güzel bir mesaj var Rüştü hocam. Hocam bu... Yani bir eve gelin giderken siz artık o evin bir evladı oluyorsunuz. Oradaki anne babaya hizmet etmeniz gerekiyor. Günümüzde maalesef duyuyoruz, görüyoruz. Evlendikten sonra hemen damat beyi taktı mıydı koluna, ne ana ne baba tanıyorlar. Böyle insanlar da var maalesef. Ama unutmayalım ki yarın aynı durumda biz olacağız. Bugün ne ekersek yarın onu biçeceğiz. Bu gençlik böyle gitmez. Onun için büyüklerimize karşı ne olursa olsun saygıda kusur etmeyelim. Oradaki anne baba da sonuçta sizin anneniz babanız. 20 yaşına kadar öz anne babanız yanındasınız. Ondan sonra bir ömür boyu eşinizin annesinin babasına hizmet ediyorsunuz. Onlar da sonuçta sizin anneniz babanız. Onun için ben böyle yaparım, bu gençlik benimle kalır demeyelim arkadaşlar. Bugün ne yaparsak büyüklerimize, yarın da aynısı bizlere yapılır. Bunu unutmayalım. Rüşü Hocam teşekkür ediyoruz. Yüreğine teşekkür sağlık. Efendim. İlerleyen dakikalarda yine sizinle birlikte olacağız. Sizi alkışlarla uğurluyoruz. Finalde yine beraberiz. Ben teşekkür ederim efendim. Bizlere destek olan değerli izleyicilerimize, gerek ekranları başında gerek bu güzel mekanda, çok teşekkür ediyorum. Saygılar, sevgiler sunuyorum. Değerli hanımefendiler, değerli beyefendiler, değerli belediye başkanım, değerli güvenlik kuvvetlerim. Evet, güvenlik kuvvetlerimiz çok önemli. Evet, bizleri her zaman huzuru için, bizleri korumak için her zaman yanımızda. Sağ olsunlar, var olsunlar diyorum. Tekrar beraber olmak evet, üzere. Evet, alkışlıyoruz Rüştü Şeker'i. Evet değerli dostlar, bizlere destek veren, bu gecenin oluşumunu sağlayan, oluşumunda büyük pay sahibi olan değerli sponsorlarımıza çok teşekkür ediyoruz. Evet değerli dostlar, Sinoplu iş adamımız Cevat Güleç, Ramazan Ulu, Şükrü Güneş, Süleyman Türk, Ömer Peker, Deniz Bey, İsmail Gülen, Şükrü Cebeci,
Metin Ergün, Adem Kaya, Ali Peker. Bu değerli dostlarımıza da bu gecenin oluşumuna katkılarından dolayı kendilerine teşekkür ediyoruz. Tabii ki her zaman, her kulvarda, her olduğum yerde, her bulunduğum yerde dilim döndüğünce söylemeye çalışıyorum, söylemeye gayret ediyorum. Tabii İstanbul'da Sinopların bir oluşumu var. Sinoplar dernekleri, Sinop İş Adamları, Sinop Dernekler Federasyonu, SİAD gibi kuruluşlarımız var. Bugün İstanbul'da adından sıkça söz ettiren bu derneklerimiz kolay bir günlere gelmedi. Dernekçilik zor iştir değerli dostlar. İş adamları dernek başkanımız, kurucu dernek başkanımız Sayın Cevat Güleç çok emek vermiştir. Sinoplarının bu zor yolda yürümesinde çok büyük emeği, çok büyük maddi ve manevi desteği olmuştur. Sinoplar, iş adamları bugün eğer bir noktaya gelmişse Sayın Cevat Güleç'in, değerli iş adamımızın çok büyük emeği vardır. Ona çok büyük alkış istiyorum sizlerden. Gene her zaman dernekçilik dediğimiz zaman aklımıza ilk gelen isim o. İstanbul'da Sinoplar Derneği tabelasını gördüğünüz zaman ilk aklınıza gelen kişi, isim odur. Teşekkür ederim. Tabii ki dernekçilik için maddi, manevi ve zamanından büyük bölümünü Sinoplara ayıran o değerli insan, değerli dostum, değerli abim Sayın Ramazanoğlu aramızdalar. Ramazan Bey hoş geldiniz. Güçlü bir alkış istiyorum başkanımıza. Yine birçok değerli dostlarımız var. Süleyman Türk, Ömer Peker, Deniz Bey, İsmail Güldüren, Şükrü Cebeci, Metin Ertürk, Adem Kaya, Ali Peker gibi dostlarımız da bu oluşumun içinde olan değerli dostlarımız. Biz gerek Ramazanoğlu'ya, gerek Cevat Güleç'e, iki değerli dostuma, iki değerli abime, Sinopların bugüne gelmesinde çok büyük emek sarf eden iki değerli dostuma güçlü bir alkış istiyorum sizlerden. Evet değerli dostlar, astrolojimiz hazır mı? Abisinden torpilli. Evet birkaç notumuz var, hemen onları da okumak istiyorum. Arı Doğu Beyazıt'tan Hasan Arslan'ın kayınçıları ve baldızları bu aramızdaymış. Ve bütün dostlarına selamlar gönderiyoruz. Turan Bacanağ'a da çok selamlar gönderiyorum demiş değerli dostlar. Yine Saraydın'da çalışan Ordulu Elektrik Teknisyenli değerli dostlarımız aramızdaymış. Bütün ordulara bir alkış gönderelim. Evet ezan okunuyor. Aziz Allah. Bir iki dakika reklam arası merkez stüdyolarımızdan ezan okunduktan sonra tekrar buradayız. Evet hocam. Notumuz mu var? Notumuzu alalım hemen. Sira, sira, na na ya sira kubani. Sira, 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 na na ya sira kubani. Deda mi var talia, deda na trist valia, maja gara cemi deda. Deda mihbar tsalia, deda natrist valia, macha gara chemi deda. Koje du ushapula rakane pe, vamishmun muya batem pechumane pe. Nayino ma nayino nayino ma kurbani çatmak aşlarını da
alıver. Böyle güzel ürünleri anlatmaya, ara sıra da değişiklik yapmaya, hep aynı türde kalmamaya dikkat ediyoruz. Bugün de ekranlarınıza Concord E91 modelini tanıtmak için gelmiş bulunuyoruz. E91 güzel bir telefon. Bir kere güzel olmasının önemli sebepleri var. Dünden beridir kullanıyorum bu telefonu. Hani acaba kullanışı rahat mı? Hani en anlamayan kişi de bu telefonu rahat kullanabilir mi diye. Gerçekten çok kolay bir menüsü var. Bir kere çok estetik bir telefon, kibar bir telefon, 40 gramlık bir telefon. Yani cebinize koyduğunuzda dahi sizi rahatsız etmeyecek kadar hafif ve düzgün dizayn edilmiş. Evet. Bir kasası yarı metalik diyelim, tam metalik demeyelim de yarı metalik. Yani ne tam metal ne de tam plastik, yarı metalik güzel bir kasası var telefonumuzun. Onun dışında iki tane kamerası var. Birisi ön taraftaki VGA kamera, öbürü de arka taraftaki dijital kamera. Çift sim kartı var efendim. İki kartınızı tek telefonla takarak kullanabiliyorsunuz. Şimdi çoğu telefon sizler de takdir edersiniz ki çift sim kartlıdır ama taktığınızda birisi çalışır. Sadece telefonda kalması içindir o çift sim kart. Concord her iki hattınızı da birden çalıştırabiliyor efendim. Onun dışında telefonumuzun diğer güzel bir özelliği MP3 çalar olması ve MP4 oynatması. Yani yüklediğinizde size müzik çalar, video çekmenize de yarar diyelim. Onun dışında telefonumuzun güzel bir özelliğinden daha bahsetmek istiyorum. İsteyen radyosunu kullanabilir, isteyen televizyonunu kullanabilir. Radyosu ve televizyonuyla istediğiniz görüntüleri izleyebilirsiniz efendim. Sizler bu telefonda, başka bir telefondan bu telefona da resim, müzik veya herhangi bir şey gönderebilirsiniz. Çünkü Bluetooth'u da vardır, telefonumuzun interneti vardır. Bakın, genelde şunlarla karşılaşıyoruz. Bu telefonun garantisi var mı? Evet, bu telefonun 2 yıl garantisi var. Buradan sevgili Apo abi gösteriyor. 2 yıllık bir garantiye sahip Aktürk elektronik güvencesiyle efendim. 2 yıl aldığınız tarihten itibaren 2 yıl boyunca garantilidir. Hiç sıkıntı etmeyin. Ürün size geldiğinde bakın. Garanti ne zaman başlıyor diye merak eden dostlar için de söyleyeyim. Ürünü teslim aldığınız andan itibaren garanti süresi başlar. 2 yıl devam ediymiş. Buradan evet. Okudum onu. Evet. Şimdi 216 alan koduyla 641-48-48 numaralı telefonlardan bize ulaşacaksınız. Sipariş vereceksiniz. Ürünün fiyatı 179 TL'dir. 179 TL ödediğiniz zaman herhangi başka bir ücret ödemeyeceksiniz. Kimse sizden başka bir ücret talep etmeyecek. Nakit olarak ödeyebilirsiniz. Kredi kartıyla tek çekim şeklinde ödeyebilirsiniz. Ya da kredi kartına mail order sistemiyle 3 taksitte ödeyebilirsiniz. 179 lira ödeyerek sahip olabiliyorsunuz. 0216-641-48-48. Hazır mıyız? Gönder hocam gelsin bakayım hadi. Aradım da bulamadım. Hayat zehir.
seven aşka ömür yetmez. Bu güzellik böyle gitmez. Seven aşka ömür yetmez. Gençliğim kaybolup gitti. Aradım da bulamadım. Aradım da bulamadım. Saray düzünde bulunan özel kişiler, onlar kendilerini biliyorlar, bütün grup arkadaşlarına gitsin. Kader yazmış bu çileyi, aşkın ömrümün direği. Kader yazmış bu çileyi, aşkın ömrümün direği. Seviyorum diyen değiller. Nerede kaldı gönül gözlüm? Nerede kaldı gönül gözlüm? Bu güzellik böyle gitmez. Seven aşka ömür yetmez. Bu güzellik böyle gitmez. Sana gönlümü verdim, sana canımı, sana aşkımı verdim. Buna değmeyen zalim, buna değmeyen insafsız, buna değmeyen vefasız, nankör sevgili. Sevgiyi aşkı bilmeyen, boş aşklarla avunan, bencil küstah, mazlum birisin. Senin gibi vefasız, senin gibi nankör, senin gibi yüzü bana eş olamaz. Seni terk ediyorum, elveda güzel kız diyorum. Elveda, sen aşkınla baş başa, ben dertlerime yalnız. Evet değerli dostlar, aramızda çok değerli dostlarımız var. Evet, Hürriyet Gazetesi'nden değerli dostum Turan Aslan aramızda. Turan abi hoş geldin, şerefler verdiniz. Aynı zamanda Bölge Yayınları yazarı, yazı işleri müdürü değerli dostumuz. Evet, Mustafa Er bizim durağın ve Durak Han gazetesinin sahibi, hoş geldiniz. Emin adı güzel Deha muhabiri, Davut Koçyiğit Ezgi FM, Boyabat Ezgi FM'in değerli patronu, İbrahim Irmak Gümüşhane Kelkitli ilçesi tarım müdürü, Durağın 57 sitesinin kurucusu, hoş geldiniz. Şerefler verdiniz efendim. Evet, gene İsmet Tırıl, Sabah gazetesi Boyabat temsilcisi. Gene Durağan Belediye Başkanımız aramızdalar. Hepiniz hoş geldiniz, şerefler verdiniz efendim. Evet, SİAD Genel Başkan Başkanımız Sabahattin Sungur, YAKDER Başkanı Şevket Altaş, Saraydüzü Dernek Başkanı Mustafa ve İsboydar Dernek Başkanı Celal Demircan aramızda, bizleri izlemişler, izliyorlarmış, başarılar dilemişler. Kendilerine de ayrıca teşekkür ediyoruz. Evet değerli dostlar, Saraydüzü Sağlık Çalışanları adına
Şükrü Kaya'ya, Cemil Kaya'ya şova programında başarılar dileriz demişler. Şükrü Kaya bu akşam burada olacaktı ama bir rahatsızlığından dolayı gelemedi. Başkanım da beni çıkartmıyordu. Şükrü Kaya'ya da buradan selamlar gönderiyoruz. Artık başkanıma yalvara yalvara zor çıkardı bizi sahneye. Şükrü Kaya'yı bir gün durağına, saray düzüne getireceğim inşallah kısmet olursa. Evet değerli dostlar, yine bir çiçeğimiz var. Saraydüzü Merkez Mahallesi'nden Halk Kıraathanesi sahibi Ceyhan Bey programımızda başarılar dileriz demişler. İyi yayınlar. Biz de kendilerine teşekkür ediyoruz. Evet değerli dostlar, gene notlarımız çok aynıdır. Zarcıoğlu, Şebin Karahisarlıyım, Sinop gelinliyim. İstanbul'daki anneme ve kardeşime kucak dolusu selamlar. Mustafa Küçük'ten cıngıllımı çalar mısınız demişler. Mustafa Küçük'e inşallah cıngıllımı da çaldırırız değerli dostlar. Cemil Kaya sevgilerle Özge Yetkin, gönül gözlümü söyler misin Samsun Vezir Köprü'ye demişler. Biz de Samsun Vezir Köprü'deki ailesine de selamlar gönderiyoruz. Gene değerli dostum Polat Müziğin sahipleri Ali Polat'a ve Cumali Polat'a bu seslerden dolayı da teşekkür ediyoruz. Cemil abi rica ediyorum, ben Uzunçay köyünden Ahmet Ardıç, sizden sevip de kavuşamayanlar için bir şarkı istiyorum. Ah kardeşim ah, yaramı deşmesen de benim, neredesin? Sinop Boyabat Hacı Ahmetli köyünden Hüseyin Karabağ, yayınızda başarılar dilerim. Kır çiçeğimi çalar mısınız demişler. İlerleyen dakikalarda kır çiçeğimi de çalacağız. Gül diye tuttum eller. Abi yeni parçaydı mı bu ya? Dur okumayalım hanım. Nasıl gidiyor Saraydüzü? Evet, bizlere de destek veren ana sponsorlarımız, değerli dostumuz Halil Beşli'ye, Hüseyin Küçük Şimşek'e teşekkür ediyoruz. Gene Mahir Ünal Bey Adanalı hemşerimiz. Gene prodüksiyonumuzun sahibi Yönetim Kurulu Başkanı Adem Kaya, gene değerli dostumuz Sadık Korkmaz'a ve Ahmet Sönmez Bey'e, değerli dostumuza Mustafa Erbey'e, Sinoplu dostumuz, gene Tuncay Devrez'e bizlere vermiş olduğu desteklerden dolayı kendisine teşekkür ediyorum. Evet, Saraydüzü Dernek Başkanı Mustafa Tapkın İşlerinin yoğunluğundan dolayı katılamadı. Başarılar dilerim Saraydüzü Derneği Başkanı ve yönetim adına. Mustafa Albayrak, Bekir Albayrak başarılar dileriz demişler. Kendilerine teşekkür ediyoruz. Evet değerli dostlar, gecemizin az solisti. Hazır mıyız? Hazır mıyız? Duyamıyorum alkışları. Hasan Aslan Gamze Yanaklı şarkısını, Gamze'si Yanaklı şarkısını ekran karşısında izlemekte olan eşim Songül Aslan'a ve Esenler'de Hanife Hanım'a ve bütün dostlarımıza gönderir misiniz demişler. İlerleyen dakikalarda neden olmasın değerli dostlar. Hazır mıyız? Ne okuyoruz? Öyle mi? Evet. Albümünü bitirdik ama piyasaya çıkaramadık. Okulunun yoğunluğundan dolayı. Babasından zaten torpili de, abisinden de torpili almaya başladı. Babamın kızı geliyor şimdi. Evet, alkışlarınız Sinop'un az solisti Songül Kaya diyoruz. Ve coşkuya.
gönlümün sarayına yar seni seçtim. Senin için bu candan dünyadan geçtim. Gönlümün sarayına yar seni seçtim. Yar bilmediğine sarılaydım beline. Yar kelepçe vursunlar ayağıma elime. Yar bilmediğine sarılaydım beline. Yar kelepçe vursunlar ayağıma elime. Haydi saray düdüğün tempo. Belediyesi'nin
düzenlemiş olduğu bu güzel konsere hoş geldiniz, sefalar getirdiniz efendim. Ben de yeni indim. Hemen gelir gelmez sahneye koştum. Bu güzel atmosferi görmek için çok heyecanlandım, çok sabırsızlandım. Ama sizler de bizi de özlediniz mi? Değerli belediye başkanımıza ve protokolüne çok çok teşekkür ediyoruz. Bizlere vermiş olduğu desteklerden dolayı siz değerli halkımıza çok çok teşekkür ediyorum. Sözü fazla uzatmadan ben devam etmek devam istiyorum. Edelim, evet. Bir slow bestler okuyalım. Tamam. Hazır mı saray düzü? Birazdan oynayacağız. Haydi bakalım. Sahipsiz mezar olsaydı, sahipsiz mezar olsaydı. Dostum bile yok. Beş parasız kaldım açar hapishane köşelerinde. Ah
dağlar dururum. Feryadımı duyan olmadı. Belki bir dostum arar diye gözlerim kapılarda yollarda kaldı. Ama bir dostum bile kalmamış. Bir dostum bile kalmamış. Bir dostum bile kalmamış. Şu bozkırda han olsaydım, olsaydım. Yıkık perişan olsaydım, olsaydım. Şu bozkırda han olsaydım, olsaydım. Yıkık perişan olsaydım. Cenab-ı Allah kimseyi düşürmesin mahpushane hanedamlarına. Teşekkürler. Bir daha devam edecek. Evet, Yeşil Yurt ve Sarayçay köyleri olarak Cemil Bey'e başarılar dileriz. Sıradaki parçayı tüm Yeşil Yurt ve Sarayçaylılar için gelsin demişler. Gene Osman Örset, Selim Çeliker başarılarınızın devamını dileriz demişler. Ordulu Erdi'den biricik eşi Sibel'e, ailesine ve doğacak çocuğuna bir parça istiyorum. Çalarsanız sevinirim. Erdi yar dibi. Ordunun dereleri aksa yukarı. Dostlar, yine biz İstanbul'dan Durağan Uzunöz Köyü Dernek Başkanı Veysel Bey ve orada bulunan tüm hemşehrilerimize de selam gönderiyoruz demişler. Biz de buradan değerli dostumuz Veysel Kaya'ya selamlar gönderiyoruz. Kısmet olursa 10 Temmuz'da Uzunöz Köyü Derneği'nin konserinde olacağız. Songül Kaya, Cemil Kaya ve Ankaralı Ayşe ile birlikte sürpriz sanatçılarla sizlerle birlikte olacağız değerli dostlar. Evet değerli dostlar, Musa Aslan diyor ki ne? Şu an ekran karşısında Kırılan Eli Dere Köyü'nden bizi izliyorlarmış. Bütün hemşehrilere ve Ayşe Sezer'e ablama ve yeğenlerime Onur ve Kübra'ya selamlar gönderiyorum demişler. Evet, Songül Kaya, ne okuyoruz şimdi? Şimdi biraz oynayalım biz. Oynayalım mı? Evet. Oynayalım mı Saraydüzü? Saraydüzü oynamaya dünden razı. Evet, ortaya bekliyoruz oynamak isteyenleri. Şöyle fazla yığılmadan ortaya. Evet. Haha diyoruz. Evet, devam ediyor. Alkışlar, haydi bakayım. Haydi bakalım. Haydi. Bakalım.
işte gelsin. Bileğimde boncuk var. Nazaradır, nazara, nazaradır, nazara. Nazaradır, nazara, nazaradır, nazara. İkimizi koysunlar. İkimizi koysunlar. Bir daracık mezara, bir daracık mezara. Bir saniye. Vallahi nerede başkanım? Başkanım bize kayış atıyorsun, olmaz. Sizi piste bekliyorum alkışlarla. Alkışlarla belediye başkanlarımızı, değerli Cevat Güleç başkanımı, Ramazanoğlu başkanımı alkışlarla oyuna davet ediyorum. Değerli Turan Aslan ve gazeteci arkadaşlarımızı, basınımızı. Evet, alkışlar güçlü gelsin, alkışlar saray düzü. Haydi bakayım, eğlenmeye geldik buraya. Bekle. Haydi başkanım. Bekle. Bugüne müşteri memnuniyeti sayesinde hızla büyüyen Çağla Yapı, PVC ve mobilyada uzman kadrosuyla her geçen gün yeni modeller üreterek kendi inşaatlarında ve tadilat yaptığı işlerinde beğeni kazanmıştır. Sıhhi tesisat, elektrik, fayans, parke, boya, karton piyer, mutfak, banyo alanında tadilat ve dekorasyon hizmeti de vermektedir. Müşterilerine 24 saat çilingir, acil tesisat ve elektrik hizmeti de veren Çağla Yapı, lüks ve modern inşaatların yeni adresi. Asansörünüz Anka, hayat boyu yanınızda. İşte size Sinop İnşaat'tan fırsat. 8 yıllık tecrübesi ve kalifiye eleman kadrosuyla Yeni Bosna Bahçeli Evler bölgesinde her bütçeye uygun lüks daire ve dubleks dairelerde ödeme kolaylığı. Banka kredisine uygun yeni bitmiş binalar sizleri bekliyor. Geç kalmayın, bu muhteşem fırsatı kaçırmayın. İşte telefon 0212 503 97 85 0532 664 84 57 www.sinopinşaat.com.tr. İlahilerde sizler için aşkı ilahi setinde bir araya getirdik. Abdurrahman Önül, Sedat Uçan, Cemal Kuru, Feyzullah Koç, Mehmet Karakuş, Mustafa Yılmaz, Hasan Kılıçatan. Denizdeki dalga.
arasında Medine bakar Mekke'ye Gönlüm onun sevdasında ilk gecesi Ah kabrimi ilk gecesi Ve daha birçok ilahinin bulunduğu Aşk-ı İlahi setini evinizde, arabanızda ve istediğiniz her yerde rahatlıkla dinleyebilirsiniz. 6 albümden oluşan bu muhteşem Aşk-ı İlahi setini herkes alsın, herkes dinlesin diye sadece 8 lira 90 kuruş. Aşk-ı İlahi setine sahip olmak için 0212 320 9090 nolu telefonumuzu 24 saat boyunca arayabilir ya da www.ilahikervanı.com adresinden siparişinizi verebilirsiniz. Çavuşoğlu Yemenler'den 4 dörtlük kampanya. Banka yok, faiz yok, kefil yok, ara ödeme yok. Havaalanına, Formula 1 pistine, üniversite hastanesine, AVM'lere 4 dakika mesafede, çok uygun fiyatla lüks, yeni bitmiş daireler ve sınırlı sayıda iş yerleri. 60 aydan 72 aya kadar sabit taksit seçeneklerini kaçırmayın. Evinizi seçin, peşinat ve taksitlerinizi kendiniz belirleyin. 1200 aileyi daire sahibi yapan Çavuşoğlu Yemenler güvencesiyle siz de bir daire sahibi olun. Bilgi için 216-493-2362, 532-355-7101, çavuşoğluyemenler.com, İstanbul Pendik'te yükselen değer. Çavuşoğlu Yemenler. Bugüne müşteri memnuniyeti sayesinde hızla büyüyen Çağla Yapı, PVC ve Mobilya'da uzman kadrosuyla her geçen gün yeni modeller üreterek
kendi inşaatlarında ve tadilat yaptığı işlerinde beğeni kazanmıştır. Safi tesisat, elektrik, fayans, parke, boya, kartonpiyer, mutfak, banyo alanında tadilat ve dekorasyon hizmeti de vermektedir. Müşterilerine 24 saat çilingir, acil tesisat ve elektrik hizmeti de veren Çağla Yapı, lüks ve modern inşaatların yeni adresi. Asansörünüz Anka, hayat boyu yanınızda. İşte size Sinop İnşaat'tan fırsat. 8 yıllık tecrübesi ve kalifiye eleman kadrosuyla Yeni Bosna Bahçeli Evler bölgesinde her bütçeye uygun lüks daire ve dubleks dairelerde ödeme kolaylığı. Banka kredisine uygun yeni bitmiş binalar sizleri bekliyor. Geç kalmayın, bu muhteşem fırsatı kaçırmayın. İşte telefon. 0212 503 97 85 0532 664 84 57 www.sinopinşaat.com.tr. Teşekkürler. Siz oynadınız. Güzel. Tamam. Hiç hanımlara diyor musunuz? Gelin siz de oynayın diye. Teşekkürler. Demiyorsunuz değil mi? Tabii akşam eve varınca dışarıda kalacağınızın hesabını hiç yapmıyorsunuz. Ya. Hep siz oynayın. İyi maşallah. Cemil Kaya Show bir tane ne zaman gelecek? Bir sene sonra. Eyvallah abi. Evet, hanımları alıyoruz şimdi oynamaya. Beyleri şöyle hemen dışarıya doğru diskalifiye ediyoruz. Evet hanımlar, alkışlarla sahneye bekliyoruz. Haydi bakayım, devam et hocam. Sinop'tan geldim size diyoruz. Haydi bakalım. Evet hanımları bekliyoruz. Hanımlara haydi bir yol açalım. Hanımlara bir yol açalım. Haydi hanımlara bir yol açalım. Oynamak isteyen bayanlar bu tarafa. Haydi. Oynamayanın kaşığı kırılsın. Haydi bakayım. Haydi bayanlar.
Asmadan gel asmadan, asmadan gel asmadan. Fistan giyer basmadan, fistan giyer basmadan. Kalk gidelim sevdiğim, kalk gidelim sevdiğim. Seviyeler basmadan, jandarmalar basmadan. Aman kızı, çeçen kızı, sen ağlar giy ben kırmızı. Çıkalım dağların başına, sen gül topla ben nergisi. Aman kızı, çeçen kızı, sen ağlar giy ben kırmızı. Çıkalım dağların başına, sen gül topla ben nergisi. Mandayva yapmış sayın dağlığına, aman aman. Yavrusun o sinek kapmış, gördün mü aman aman. Haydi saydızı! Nasıl gidiyor? Biraz daha mı oynayacaksınız? Neyi? Ringo ringo şişeler, çamura mı düştün kız bensiz? Rakı mı içtin sen bensiz? Yar 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 aman! Yeter abi. Gönder neneciğim, ne demek? Hay hay gel. Gel kamera göster neneyi. Dur nenenin ayağına inelim. Yukarıdan olur mu kardeşim? Kaç kardeşim sen şuradan. Neneciğim ne demek, kurban olurum sana, gel. Sen kime göndereceksin selamı? Hemen dön şöyle kameraya. Gel kardeşim. Bak burada kamera var. Kime gönderiyorsun selam? İngiltere'den oğlum gelmiş İstanbul'a. Evet. Daha görmedim onun için. Onu istiyorum. Oğlun nerede? Özledim. İstanbul'da. İsmin ne senin, nene? Makbule Öztürk. Makbule Hanım'ın oğlu İstanbul'da şu anda bizi izliyormuş. Selam, İngiltere'den söylüyorum. Gelmiş. Selam söylerim torunlarıma, gelinime. Çabuk köye gel, seni özledim diyor annen. Bak ona göre çabuk saray düzünü bul. Keşke evimiz olacak köyde. Keşke'ye geleceğim diye gelmedi. Bekliyoruz, gelsin değil mi? Dört gözle gözlüyorum onu, çok özledim.
Hepsine selam ederim. Torunlarımın, kızlarımın hepsine selam ederim. Teşekkür ediyorum. Sağ ol. Ellerinden öpemedim canım anam diye. Gönlüm alamadı, kahrolasın gurbet, yıkılasın gurbet, canın çıksın senin gurbet. Ah, ah canım anam, ben senin gözlerini yollarda nasıl bak? Canım anam, canım anam benim. Babam asla çaladın, yıktın beni. Dediklerime hasret koyup ilden ile attın beni. Babam hasta yataktaymış, onu komşu başındaymış. Çaresiz kaldım gurbet elde, gelemedim. Ben sizleri unutur muyum? Ben sizleri unutur muyum? Canım anam, canım babam, canım babam, canım. Ah salım gurbet ah. Kiminin boynunu bükük, kiminin gözünü yaşlı bıraktık. Ah, yıkılasın. Zalım gurbet yaktın beni, parçaladın. Gurbet, evimden ocağımdan ettin beni. Yuvamdan, sevdiğimden, sevdiklerimden, çocuklarımdan ettin beni. Ne ettim sana gurbet?
Nedir senden çektiğim zalim gurbet? Yemedim, içmedim, sana köle oldum. Kahrolasın, yıkılasın gurbet. Yıkılasın gurbet. Gözü yaşlı anaların, gözü yaşlı babaların ellerinden öpüyoruz. Bu eserin söz ve müziği Ayhan Polatkan'a ait. Buradan Ayhan Polatkan'a da selamlar gönderiyorum. Evet Songül Kaya. Ben de askerler için güzel bir parça okumak istiyorum. Eğer vaktimiz varsa, zamanımız varsa. Biz plaket törenimizi yapalım. Tabii. Değerli dostlarımızın plaketleri var. Onları verelim. Ondan sonra sabaha kadar buradayız. Saat 24.30'a kadar canlı yayınımız sürüyor. Evet değerli dostlar, hemen ben listeyi almak istiyorum. Evet değerli dostlar, bu gecenin oluşumunda katkı sağlayan değerli büyüklerimize, değerli sponsorlarımıza ayrı ayrı teşekkür ediyoruz. Sağ olsunlar, var olsunlar. Evet değerli dostlar, Sinoplu'nun her zaman yanında olan değerli dostlarımın isimlerini ilk sıralarda görüyorum. Evet, plaketini almak üzere değerli iş adamımız Sayın Cevat Güleç'i alkışlarla davet etmek istiyorum. Plaketini vermek üzere Saraycı Belediye Başkanımız Sayın Hasan Peker'i alkışlarla davet ediyorum. Alkışlar güçlü gelsin Saraycı'ya. Evet, biz plaketini hemen vermeden önce değerli başkanımızdan bir iki cümle duygularını almak istiyoruz. Buyurun başkanım. Evet, çok değerli saraydüzler, saygıdeğer hemşehrilerim. Sizleri böyle coşkulu görmekten inanın ben de çok sevinçliyim, duygulandım. Ben de sizlerin içinden gelen Tepeköylü Cevat Güleç'im. Yani burada birçok Cevat Güleç'ler olabilir ve olmalı da diyorum. Burada yolda gelirken düşündüm, eğer bana bir mikrofon uzatırlarsa özet olarak ne söylerim? Buranın tek şeyi, keşke burada kaymakamımız da olsaydı. Eğitime çok önem vermeliyiz. Eğitime çok önem vermeliyiz. Diploma, yalnız diploma vererek öğrencileri mezun etmenin bir anlamı yok. Bir şeyler vermeliyiz. Türkiye'yi tanıtmalıyız. Dünyayı tanıtmalıyız. Evreni tanıtmalıyız. Dünya milleti olmalıyız diyorum. Bunlar, bugün bakınız, siyasette de birçok kişiler köylerden gelmedir. Evet, bugün Tayyip de köylüdür. Çoban Silo da köylüdür. Özal da köylüdür. Şehirli değildir. Bunlar özleriyle buraya gelmişlerdir. Bir de eğer biz tarım ülkesi isek, burada tarım ilçesi isek, ilçe tarıma çok büyük iş düşüyor. Buraya her geldiğimde bakıyorum, meyvelerde bu sene yok deniyor. Ya yok olmuyor işte. Bunun ilaçlaması olur, bunun ne bileyim bakımı olur, bunun bilgilendirmesi olur. Kişileri eğitmek lazım. Eğitimimiz maalesef çok düşük. Dünya standardında değiliz. Bakınız, ben 10 günlük Avrupa seyahatimin 3 gününü kullanmadım buraya geleceğim diye. Sabahleyin geldim. Saat 4:10 geçiyordu. İstanbul'dan çıktık, buraya geldik. Yani bunlar, insan doyduğu yeri de unutmamalı. Evet, biz İstanbul'da da hizmet ediyoruz ama doğduğumuz yeri de unutmadan burada da hizmet etmemiz lazım. Bu organizasyonu biraz geç kalmış olarak görüyorum ama bundan sonra inşallah başkanımız her sene devam edecektir, ettirecektir. Biz de her zaman onun yanında olacağız. Daha genişleyerek, daha görkemli, saray düzüne yakışır bir eğlence olacaktır. Kültür sanat bünyesinde daha güzelleri göreceğiz. Bakıyorum her köy kendi çapında şenlik düzenliyor. Keşkek yiyor ya. Ya bırakalım arkadaşlar. Buraya daha starları getirelim. Daha iyi arkadaşlarımızı getirelim. Cemil Kaya bizim çocuğumuz, zaten bizim bu. Allah'a şükür ailecek de sanatçılar.
Babanızda da var mıydı? Teşekkür ederiz başkanım. Evet, babam da getirecektik aslında. Öyle mi? Onu getiremedik. İnşallah ileride. Daha birçok Sinoplu sanatçımız da var. Onlar da gelir ama starları da getirebiliriz. Ama ilçe bazında olursa, köy bazında olursa maalesef keşke yer davul zurna çalar gideriz. Bu konuda ben söz veriyorum, Saraydüzü'nde olursa bu konuda ana sponsor olarak her zaman yanınızda olacağım diyorum. Tabii her çıkan bu kadar konuşursa plaketler sabaha kalır. Ben sözümü burada bitiriyorum. Emeğe geçen bütün arkadaşlarıma, başta başkanıma teşekkür ediyorum. Hepinize saygılar sunuyorum. Sağ olun. Biz de teşekkür ediyoruz başkanım. Çok sağ olasınız. Evet başkanım, sizlere plaketini takdim ediyor. Evet, ben de sayın iş adamımız Cevat Bey'e çok teşekkür ediyorum. Gerçekten yurt dışı gezisini yarıda böldü. Havalanına indi ve arabasına binip Saraydüzü'ne hareket etti. Saat 6 civarında İzmit'teydi. Yol kalabaydı ve ama yetişti. Sağ olsun. Çok çok teşekkür ediyorum. Sağ olsun, var olsun. Biz de teşekkür ediyoruz değerli iş adamımız Cevat Güreç Bey'e. Evet, alkışlarla onurluyoruz kendisini. Evet değerli dostlar, plaketini almak üzere değerli iş adamımız Sinop Derneklerinin kurucu başkanı, baş mimarlarından bir tanesi, değerli abim Sayın Ramazanoğlu Bey'e plaketini almak üzere davet ediyorum. Plaketini vermek üzere duran belediye başkanımız, değerli büyüğüm Ali Dalkıç Bey'i alkışlarla davet ediyorum. Başkanım hoş geldiniz. Evet, gene biz Ramazan Başkanımı Sayın Ramazanoğlu'yu burada konuşturmadan asla bırakmayız. Onun da Sinopların üzerinde emeği çoktur. Sayın Başkanım buyurun. Teşekkür ediyorum. Değerli dostlar, kıymetli hemşerilerim. Dünyanın, Türkiye'nin, ilimiz olan Sinop'un muhtelif yerlerinde çok festivallere katıldım. Çok konserler içerisinde hemşerilerimle birlikte oldum. Ama Saraydüzü'nde ilk kez oluyorum. Ben bu akşam gerçekten çok keyif aldım, çok mutlu oldum. Burada olmaktan son derece sevinç ve kıvanç duydum. İnsanların coşkusunu gördükçe bu gece gerçekten mutlu oldum. Ben bu geceyi düzenleyen Sayın Belediye Başkanımıza ve değerli dostum, değerli kardeşim Cemil Bey'e huzurlarınızda bir kez daha teşekkür ediyorum. Bizim çok cüzi bir katkımız oldu, olacak da ancak önümüzdeki yıllarda önümüzü tıkadı Sayın Cevat Güleç. Üzgünüm, onu yalnız bırakmayacağım. Önümüzdeki yıllarda yapılacak organizasyonlarda da üzerimize maddi ya da manevi ne düşerse hazır olduğumu buradaki hazırın önünde söz veriyorum. Teşekkür ediyorum herkese. Hepinize hayırlı akşamlar diliyorum. Değerli başkanımın elinden de bu plaketi almaktan son derece mutlu oluyorum. Kendilerine teşekkür ediyorum. Eksik olmasınlar. Evet, biz de teşekkür ediyoruz değerli başkanımız Sayın Ramazanoğlu'ya. Hemen bir iki cümlede başkanımızdan alacağız. Sayın Ali Başkanım buyurun. Ben buradan herkese teşekkür ediyorum. Böyle bir coşku içerisinde bulunmaktan fakat Hasan Başkanımı da tebrik ediyorum, kutluyorum. Çok mutlu oldum. Hepinize en derin sevgi ve saygılarımı sunuyorum. Evet, biz iki değerli başkanımıza da çok teşekkür. İki değerli başkanımıza da çok teşekkür ediyoruz. Sağ olsunlar, var olsunlar. Kısmet olursa 21 Temmuz akşamı aynı kadromuzla bir başka sanatçı dostlarımızla birlikte Durağan Meydanı'nda olacağız. Sayın Ali Dalkılıç başkanımızın etkinliğinde olacağız. Evet değerli dostlar, plaketini almak üzere Şükrü Güneş Bey'i davet ediyorum. Evet, plaketini vermek üzere Ziraat Odası Başkanı Haşim Can Bey'i alkışlara davet ediyorum. Şükrü Güneş Bey'in yerine Ömer Peker Bey'e
plaketimizi veriyoruz. Başkanım hoş geldiniz. Hoş geldiniz. Şefa geldiniz. Teşekkür ediyorum. Başkanım bir iki cümle hemen. Bu plaketi sizlere onur ve gurur üzerine vermek istiyorum. Güneş Bey adına Ömer amcamıza hayırlı uğurlu olmasını diliyorum. Belediye başkanımıza bu tertibi düzenlediği için çok çok teşekkür ederiz. Cemil kardeşimiz haftalarca, yıllarca bizlerde bu gururu, bu eyvanı yaşattığı için çok teşekkür ediyoruz ve hoş geldiniz diyoruz. Evet bizler de kendilerine teşekkür ediyoruz. Çok sağ olun, var olun. Hemen sizi de izleyenler vardır. Bir iki cümle selam. Ben belediye başkanımıza ve Cemil Kaya Show ve ekibine çok çok teşekkür ediyorum. Bizleri bu akşam onurlandırdılar, şereflendirdiler. Çok çok sağ olun, teşekkürler. Biz de sizlere teşekkür ediyoruz. Alkışlarla onurluyoruz değerli dostlarımızı. Evet, plaketini almak üzere değerli dostumuz Süleyman Türk plaketini vermek üzere ilçe jandarma bölük komutanımız vekili Ramazan Altın Bey'i alkışlarla davet ediyorum. Evet, gene güreş ağamız bir iki cümle edecektir tabii ki. Çok teşekkür ederim. Evet, plaketini değerli komutanımız takdim ediyorlar. Teşekkür ediyorum, sağ olasınız. Evet, plaket törenimiz devam ediyor değerli dostlar. Plaketini almak üzere Metin Ergün Bey, yerine Mehmet Türk Bey'i davet ediyoruz. Plaketini vermek üzere Türk Aylar Yatılı Bölge Okulu Müdürümüz Ali Yayla Bey'i alkışlara davet ediyoruz. Evet, biraz alkışlar durdu herhalde. Saray Düzü. Teşekkür ediyoruz bize kendilerine, sağ olsunlar, var olsunlar. Evet değerli dostlar, bizim zaman zaman sitesini, gazetesini internet üzerinden takip ettiğimiz Saray Düzü'nün Göz Bebeği gazetesi, Saray Düzü gazetesini sahibi, yazıcısı, patronu, değerli dostumuzu davet etmek istiyorum. Plaketini vermek üzere Milli Eğitim Şube Müdürü Seyfettin Kaymakçı'yı alkışlarla davet ediyorum. Evet, şimdi ismini söylemedim. Bu akşam ismimi dedi, fazla söyledin abi. Gazetemizi okuyalım. Ben bir iki cümle sizden duygularınızı almak istiyorum. Öncelikle sizlere, belediye başkanımıza, mülki amirlerimize bu geceye katıldığı için teşekkür ederiz. Gazetemizin genel yayın yönetmeni müdürü Mustafa Albayrak ve Bekir Albayrak işlerinden dolayı programa katılamadılar. Ama bu telafisi olacağını dile getirdiler. Sizleri her zaman ilçemizde görmekten gurur ve onur duyarız. Evet, teşekkür ediyoruz değerli dostumuza. Evet, bir iki cümle sayın müdürüm. Bu gecenin gerçekleştirilmesinde sayın belediye başkanımıza ve Cemil Kayak Show'a çok teşekkür ederiz. Biz de kendilerine teşekkür ediyoruz. Alkışlarla uğurluyoruz değerli dostlarımızı. Evet, plaketini almak üzere Ömer Peker Bey, plaketi vermek üzere Merkez Mahalle Muhtarı Naci Gündüz Bey alkışlara davet ediyorum.
Evet, plaketini değerli dostumuz veriyor. Bir fotoğraf alıyoruz hemen. Teşekkür ediyoruz. Alkışlarla onluyoruz değerli dostlarımızı. Plaketini almak üzere Abdurrahman Gülen. Plaketini vermek üzere Hürriyet Gazetesi Bölge Yayınları Müdürü değerli dostum Turan Aslan'ı davet ediyorum. Evet, bir iki cümle Turan abi, gazeteci olup da konuşmadan gitmek olmaz. Sevgili Cemil'ciğim, bu gece beni hemşehrilerimle, köylerimle buluşturdunuz. Size çok teşekkür ederim. Ben Aşağı Akpınar Köyü'nden eski muhtar Nazif Aslan rahmetli oğluyum. Herkese saygılar sunarım. Biz teşekkür ediyoruz. Bir iki cümle. Burada belediye başkanına teşekkür ederim. Yalnız belediye başkanı esnaflar tarafından daha fazla destek, daha fazla yardım edilmesini istiyoruz. Biz küçük esnaflarız. Daha büyük esnafların daha büyük katkılar etmesini istiyoruz ki bu organizasyonlar her sene yapılsın. Her sene bu kalabalığı görelim. İyi eğlenceler. Teşekkür ediyoruz. Sağ olsun değerli dostumuz. Evet, plaketini almak üzere Şükrü Cebeci ve plaketini vermek üzere Sinop'un geri kalmış sanatçısı Cemil Kaya. Evet, Şükrü Cebeci'yi alkışlara davet ediyoruz. Evet, ben de bu güzel plaketi değerli hemşerime katkılarından dolayı vermekten çok onur ve mutluluk duyuyorum. Allah var etsin daha. İlk olmasına rağmen başarılı bir eğlence oldu. İnşallah seneye daha kapsamlı köylerimizle beraber, köy derneklerimizle beraber olacağına inanıyoruz. Hayırlı akşamlar diliyorum. Biz de teşekkür ediyoruz. Çok sağ ol. Hayırlı akşamlar. Teşekkürler. Evet değerli dostlar, plaketini almak üzere Cemil Kaya demişler. Cemil Kaya adına Cemil Kaya Prodüksiyon ve Organizasyon Yönetim Kurulu Başkanı, kardeşim, milli boksör Adem Kaya'yı alkışlara davet ediyorum. Plaketini vermek üzere Saraydüzü Belediye Başkanım Sayın Hasan Teker'i alkışlara davet ediyorum. Evet, Adem Kaya, benim küçük kardeşim, milli boksör aynı zamanda. Değerli belediye başkanımızın yanından plaket almak nasip oldu. Buyurun başkanım. Başkanım, sizi bırakmıyoruz. Evet, Adem Bey, bir iki cümle. Burada emeği geçen bütün dostlarımıza çok teşekkür ediyorum. Belediye başkanımıza teşekkür ediyorum ve Cemil Kaya Şov'a teşekkür ediyorum. Evet, babamın ortanca oğlu, üç kardeş, hatta dört kardeş. Murat Kaya, sen de alayım buraya. Nerede Murat? Murat Kaya. Evet, alkışlarla davet ediyoruz Murat Kaya'yı. Songül Kaya, sen de gel. Başkanımızı ortaya alıyoruz şöyle. Bir eksik olan Şükrü Kaya burada. Birisi bağlamacı, Murat Kaya bağlamacı. Songül Kaya solist, az solistimiz. Adem Kaya milli boksör. Naçizane biz de onlara sunuculuk yapmaya çalışıyoruz. Ve buradan mikrofonu değerli belediye başkanım, değerli dostum, değerli abim Hasan Peker'e bırakmak istiyorum. Sevgili Cemil Kaya, telefonda dedim ki Şükrü Kaya gelmezse saray yüzüne koymam dedim. Babası da benim gibi eski kamyonculardan. Ama rahatsızlığından dolayı gelemedi. Kendisine buradan saygı ve sevgilerimi yolluyorum. Ve Cenab-ı Allah bu aile mutluluğunuzu bozmasın, bir ömür boyu devam etsin. Teşekkür ediyorum. Zamanımızı iyi kullanalım. Başkanıma teşekkür ediyoruz. Çok sağ olsun, var olsun. Evet, Adem Bey'i de alkışlarla yerine gönderiyoruz. Evet değerli dostlar. İnşallah durağına babamı getireceğim. Bir aksilik olmazsa. İnşallah, inşallah. Şükrü Kaya bizim şöhretimizi almaya başladı. Yani...
Evet değerli dostlar, kaç dakikamız canlı yayında? Saatimiz kaç? Abi ne? 9'u. 12-10 varmış. Burada değerli bir sanatçı dostumuz var. Sesi güzel, kendi de güzel. İsmi de güzel. Reji hazır mı arkadaşımız? Hazır mı? Saray Düzü hazır mı? İnşallah onunla kendisiyle 21 Temmuz'da Duran'da da birlikte olacağız. Duran'da da ondan güzel şarkılar dinleyeceğiz, güzel eserler dinleyeceğiz. Evet, buradan biz bütün belediye başkanlarımıza gerek buradan sonra 7 Temmuz'da kısmet olursa, bir aksilik olmazsa Boyabat'ta olmaya gayret edeceğiz. Buradan değerli başkanım, Boyabat Belediye Başkanım Mehmet Ermiş'e selamlar gönderiyoruz. İnşallah onunla da böyle güzel bir program 7 Temmuz'da yapma gayreti içinde olacağız. O bizim büyüğümüz, belediye başkanımız. Biz ona her zaman ceketimizi düğmeliyoruz. Bizim büyüğümüzdür. Biz onu her zaman seviyoruz, sayıyoruz. Bütün belediye başkanlarımız bizim için aynıdır. Cemil Kaya bu yolda bir adım ilerlemiş ve yürümeye gayret eden bir kardeşiniz. Zaman zaman yaptığımız programların stresi, zaman zaman ticari alanlardaki stresimiz, zaman zaman bazı sıkıntılarımızı bize de hata yaptırabilir. Hata yaptırabiliyor ki zaman zaman. Bizim de zaman zaman hatalarımız olabilir, eksiklerimiz olabilir. Biz her zaman ceketimizi düğmelemeye, özür dilememiz gereken yerde de özür dilemeye de hazırız. Özür dilemek de bir erdemliktir. Ama aynı sağduyu karşımızdaki büyüklerimizden, dostlarımızdan da bekliyoruz. Kimler kimlere sahip çıkıyor, kimler nerelerdekilere sahip çıkıyor. Ama biz de Cemil Kaya ve Cemil Kaya gibiler dostlarımıza, sanatçılarımıza da sahip çıkmalıyız. Eğer bizler Cemil Kaya'lara sahip çıkmazsak bu meydanlar boş kalır. Sizler sanatçınıza, siyasetçinize, iş adamınıza, çevrenize, eşinize, dostunuza, kültürünüze sahip çıkmazsanız bir gün sizin sahip çıkmadığımız yerlere başkaları sahip çıkabilir. Onun için bırakalım kırgınlıkları, bırakalım geride kalmışları. Her zaman ileri bakalım, daima ileri gidelim. Bizler inşallah Allah ömür verdiği sürece de bu yolda Boyabat'ta da olacağız, Saraydüzü'nde de olacağız, Dikmen'de de olacağız, güzel kentte de, yeni kentte de, Ayancık'ta da, Sinop'un her karışında olacağız, olmaya gayret edeceğiz. Cemil Kaya'nın kimseye kırılmaya lüksü yok. Haklı da olsa, haksız da olsa Cemil Kaya'nın kimseye kırılmaya lüksü yok. Cemil Kaya bir tane, bir, iki, üç, beş tane Cemil Kaya'lar olsun istiyoruz. Bizler de gerek tecrübemiz, gerek sanat hayatımız, gerek okuduğumuz okullar, konservatuvar vesaire bu yolda ilerlemek için mücadele ediyoruz. Bırakın bize engel çıkartmayı, destek olun. Varsa bizim hatamız, biz de özür dilemek için varız. Ama tekrar ediyorum, aynı sağduyu büyüklerimizden de bekliyoruz. Onlar bizim büyüklerimiz. Büyükler affedicidir. Küçükler de el öpmek için vardır. Biz haklı da olsak, haksız da olsak zeytin dalı uzatıyoruz. Aynı görüşü, aynı düşünceyi değerli büyüklerimizden de bekliyoruz. Buradan değerli dostum, değerli başkanlarıma hepsine selamlar gönderiyorum. Varsa eksikliğimiz açın telefonu, sorun. Kulaktan duyma laflara inanmayın. Benim telefonum herkeste var. Her Sinoplu'da, her Cemil Kaya Show'u izleyen de var. Başkalarının demişlerle, mışmışlarla iş yapmayın değerli dostlar. Beni herkes 24 saat arayabilir. Sıkıntısında, mutlu gününde, derdinde her zaman biz varız. Var olmaya da devam edeceğiz. Adam benim aleyhime atıyor, ben adamı programı alıyorum. Atsın, o cahilliğindendir. Bir şey söylemişse cahilliğini, belki düşünememiştir. Belki boş bulunmuştur. Biz herkesi seveceğiz. Biz herkesi sayacağız. Biz herkesi kucaklayacağız. Bu da Cemil Kaya farkı ve en önemlisi de Cemil Kaya sevenlerin farkı olacak. Teşekkür ediyorum sizlere. Evet değerli dostlar, kısmet olursa 10 Temmuz Pazar günü Uzun Özköy Derneği'nin pikniğinde buluşmak üzere diyeceğiz. Ama öncesinde değerli dostum, değerli basın mensubu
emeğin adı güzel diyoruz alkışlarınızla. Ver coşkuyu, ver, ver, ver. Haydi bakalım, herkesten tempo istiyorum. Aşkımız bak el aleme söz oldu. Düşürdüğüm dillerin verdi beni. Bahar geldi mor sümbüllü bağ oldu. Yazda geçti karlı karlı dağ oldu. Deli gönlüm içmeden sarhoş oldu. Kadeh kadeh aşkım bitirdi beni. Bahar geldi mor sümbüllü bağ oldu. Yazda geçti karlı karlı da oldu. Deli gönlüm içmeden sarmış oldu. Kadeh kadeh aşkın bitirdi beni. Herkes ortaya isterim. Başlar. Felek yine kışa döndürdü yazım. Kadehe talihe geçmiyor kazım. Benimle ağladı ben ölmez lazım. Vura vura teller bitir. Aşkım bitirdi beni. Haftaya görüşmek üzere. Cemil Kayaşoğlu'ndan bu akşamı burada veda ediyoruz. Evet. Haftaya perşembe akşamı bir başka programda, bir başka yerde görüşmek üzere. Hoşçakalın dostçakalın. Allah'a ısmarladık. Selçuk. Çağla Yapı 1996 yılından bugüne müşteri memnuniyeti sayesinde hızla büyüyen Çağla Yapı, PVC ve mobilyada uzman kadrosuyla her geçen gün yeni modeller üreterek kendi inşaatlarında ve tadilat yaptığı işlerinde beğeni kazanmıştır. Sıhhi tesisat, elektrik, fayans, parke, boya, karton piyel, mutfak, banyo alanında tadilat ve dekorasyon hizmeti de vermektedir. Müşterilerine 24 saat çilingir, acil tesisat ve elektrik hizmeti de veren Çağla Yapı, lüks ve modern inşaatların yeni adresi. Asansörünüz Anka hayat boyu yanınızda. İşte size Sinop İnşaat'tan fırsat. 8 yıllık tecrübesi ve kalifiye eleman kadrosuyla Yeni Bosna Bahçeli Evler bölgesinde her bütçeye uygun lüks daire ve dubleks dairelerde ödeme kolaylığı. Banka kredisine uygun yeni bitmiş binalar sizleri bekliyor. Geç kalmayın, bu muhteşem fırsatı kaçırmayın. İşte telefon 0212 503 97 85 0532 664 84 57 www.sinopinşaat.com.tr.
haftaki yolcunun durağı Almanya'nın Stuttgart şehri, Waldorf şehri. Hamburg'a geldik. Aydın'ın Karacasu ilçesi, Baden-Württemberg eyaletinde, Hollanda'nın Amsterdam ve Rotterdam şehri Boergent'teyiz. Güzel ürünleri anlatmaya, ara sıra da değişiklik yapmaya, hep aynı türde kalmamaya dikkat ediyoruz. Bugün de ekranlarınıza Concord E91 modelini tanıtmak için gelmiş bulunuyoruz. E91 güzel bir telefon. Bir kere güzel olmasının önemli sebepleri var. Dünden beridir kullanıyorum bu telefonu. Hani acaba kullanışı rahat mı? Hani en anlamayan kişi de bu telefonu rahat kullanabilir mi diye. Gerçekten çok kolay bir menüsü var. Bir kere çok estetik bir telefon, kibar bir telefon, 40 gramlık bir telefon. Yani cebinize koyduğunuzda dahi sizi rahatsız etmeyecek kadar hafif ve düzgün dizayn edilmiş. Evet. Bir kasası yarı metalik diyelim, tam metalik demeyelim de yarı metalik. Yani ne tam metal ne de tam plastik, yarı metalik güzel bir kasası var telefonumuzun. Onun dışında iki tane kamerası var. Birisi ön taraftaki VGA kamera, öbürü de arka taraftaki dijital kamera. Çift sim kartı var efendim. İki kartınızı tek telefonla takarak kullanabiliyorsunuz. Şimdi çoğu telefon sizler de takdir edersiniz ki çift sim kartlıdır ama taktığınızda birisi çalışır. Sadece telefonda kalması içindir o çift sim kart. Concord her iki hattınızı da birden çalıştırabiliyor efendim. Onun dışında telefonumuzun diğer güzel bir özelliği MP3 çalar olması ve MP4 oynatması. Yani yüklediğinizde size müzik çalar, video çekmenize de yarar diyelim. Onun dışında telefonumuzun güzel bir özelliğinden daha bahsetmek istiyorum. İsteyen radyosunu kullanabilir, isteyen televizyonunu kullanabilir. Radyosu ve televizyonuyla istediğiniz görüntüleri izleyebilirsiniz efendim. Sizler bu telefonda, başka bir telefondan bu telefona da resim, müzik veya herhangi bir şey gönderebilirsiniz. Çünkü Bluetooth'u da vardır. Telefonumuzun interneti vardır. Bakın, genelde şunlarla karşılaşıyoruz. Bu telefonun garantisi var mı? Evet, bu telefonun 2 yıl garantisi var. Buradan sevgili Apo abi gösteriyor. 2 yıllık bir garantiye sahip Aktürk elektronik güvencesiyle efendim. 2 yıl aldığınız tarihten itibaren 2 yıl boyunca garantilidir. Hiç sıkıntı etmeyin. Ürün size geldiğinde bakın. Garanti ne zaman başlıyor diye merak eden dostlar için de söyleyeyim. Ürünü teslim aldığınız andan itibaren garanti süresi başlar. 2 yıl devam ediymiş. Buradan evet. Okudum onu. Evet. Şimdi 216 alan koduyla 641-48-48 numaralı telefonlardan bize ulaşacaksınız. Sipariş vereceksiniz. Ürünün fiyatı 179 TL'dir. 179 TL ödediğiniz zaman herhangi başka bir ücret ödemeyeceksiniz. Kimse sizden başka bir ücret talep etmeyecek. Nakit olarak ödeyebilirsiniz. Kredi kartıyla tek çekim şeklinde ödeyebilirsiniz. Ya da kredi kartına mail order sistemiyle 3 taksitte ödeyebilirsiniz. 179 lira ödeyerek sahip oluyorsunuz. 0216-641-48-48. Rengin döner
değmez bir